5 Eylül 2022 arkadaşlar. Serin, bulutlu, rüzgarlı güzel bir hava. Nihayet çekim havası. Herkese sağlıklı, bereketli bir hafta dilerim. Lütfen kanalıma abone olup yorumlarını yaparsanız çok sevinirim. Elinize sağlık. Arkadaşlar Fındıkzade'deyim. Molla Gülhane Hazretleri'nin türbesine gördüm. Çok güzel bir alana konuşuyor fakat abi girecek kapı yok. Çok ilginç. Molla Gülhane Hazretleri Fatıştanlı'nın akıl hocası diyebiliriz. Şimdi oraya girmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu caddedeki pistini görüyor musunuz arkadaşlar? Tarihi eserin önünde bir doğalgaz patlası var. Bunu hemen düştüm. Evet, burada çıkamayız. Bakalım buradan mı çıkışlar mı arkadaşlar? Burada evet, buradan da burada yüksek duvarlar var, çıkamıyoruz. Burada önemli zaten tarihe mal olmuş bir insanın türbesini yapıyorlar. Abi kapı yok. Çıkacak. Nereden çıkacağız ya? Bunu yapan mimarı öpmek lazım ya. Buraya bir çıkmak var. İnsanlar burayı ziyaret eder mi? Arkadaşlar buradan da çıkamayız. Yüksek. Evet. Molla Gülhane Hazretleri'nin türbesini ziyaret edeceğiz ama ne kapı var ne de çıkılabilecek bir yer var. Buralar da yüksek arkadaşlar. 2,5 metre ama mecbur kalırsak atlayacağız arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Bu kadar değerli bir zat, alimler. Tarihe olmuş insanların türbesine, mezarlarına çıkıp göremiyoruz arkadaşlar. Bir dua edemiyoruz. Ve tek ben değil tabii. Binlerce bu işte uğraşan insanlar, alimler. Evet arkadaşlar burası biraz alçak. Mecbur kalırsak buradan zıplayacağız arkadaşlar. Yaş 58. Türkiye'de yaşlı YouTuber'ız ama buradan görebileceğimi uçarak atlarız. Hiç merak etmeyin. Şurada da bir bakalım arkadaşlar yine. Şöyle bir dar yer var. Ben de ilk kez geliyorum. Hah, burası daha alçak arkadaşlar. Heh. Burası 1 metre. Buradan zıplayacağız. Şurada bir tahta var arkadaşlar. Uçmayalım aşağı. Evet buradan. Bana bir dakika müsaade edersiniz arkadaşlar. Şöyle çantamı atıyorum. Arkadaşlar şöyle şurada bastığım yer çok tehlikeli. Tahta ama altı boş uçurum veya bir şey olabilir. Şey diyeceğim hatta. Arkadaşlar bir dakika müsaade edin. Şöyle şuradan çıkacağım. Şöyle gördüğünüz gibi çantayı koydum. Ben de evet arkadaşlar. Alayım abi. Çantasız çıkmam abi. Evet arkadaşlar. Tırmandık. Evet böyle çok güzel bir tadilat yapmışlar. Milyonlar harcamışlar arkadaş. Sur gibi, kale gibi. Orayı bir göstereyim. Sonra buradaki şeyleri, bir taşları göstereceğim daha önce. Evet milyonlar harcıyorlar. Şuraya bak. Evet arkadaşlar. Molla Gülhane türbesi ve yüzlerce türbe. Anıt taşları, evet. Az önce aşağıdaydık arkadaşlar. Tırmandık. Ve çıktık. Şimdi buradan evet arkadaşlar. Bu videomu sonuna kadar izleyin. Sizi Osmanlı dönemine götüreceğim. Gerçekten Osmanlı'nın evet arkadaşlar maalesef taşlar görüyorsunuz yerlerde. Evet tarihe. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu üsttekilerin herkesin bir görevi var. İşte padişah aşçısı olabilir, kuşbaşıcısı olabilir, kasabı olabilir. Ve büyük ihtimalle uzat kabuklu olduğuna göre yüksek. Evet arkadaşlar çok güzel mezar taşları. Burada bir figürler var tabi. Hepsi bir şey simgeliyordur mutlaka. Üzüm, meyve. Yine burada figür var. Evet arkadaşlar.
lazım mı? Büyük ihtimalle bir kadro olabilir. Burada hiç işaret yok arkadaşlar. Evet. Mezarlar çok bakımsız. Burada yine işaretler var. Evet, hepsinin içinde yatsın. Anahtar tanısın. Evet, görüyorsunuz. Bu kadar tarihi, her açıdan dini bir muhabbet yerine arkadaşlar girememek ne demek ya? İnsan bir kapı yapar ya. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Bunu mutlaka iletin görevlere. Evet. Burada da görüyorsunuz. Yerde böyle tahtaların üstüne tahtalar çürümüş. Burada toprağa düşer ve hepsi çürür. Bunları daha güzel bir koruma altına alabilirdik. Evet arkadaşlar. Yaşlısı kadının şeyi nasıl tırmanacak bizim hastası? Burayı ziyaret etmek. Evet. Burada da arkadaşlar demirden korumayı almışlar. Tehlike altında. Evet, görüyorsunuz her zatın bir görevini mezar başı taşında taşımışlar. Bir simgesi var hepsinin. Görevleri arkadaşlar. Evet. Yine burada Osmanlı'dan kalan tarihi çok değerli taşlar ama böyle atılmış. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar sanmış söylüyorum 3. zırhı ya. Burayı insan hizmete açar, turizme açar. Ulan para kazanır insan da biletli yap, giriş yap, bir kapı yap, bir bekçi koy. Dünyaya tanıp, dünyada uzak doğuda, Japonya'da olsa oradaki tapınaklara da kadar değer veriyor arkadaşlar. Giriş paralı orada uzak doğuda, Avrupa'da. Evet arkadaşlar gerçekten ne söyleyeyim ya. Baksanıza. Hepsi yerlerde taşlar. Ya insan üst yanlarına bir şey yazar, bir numara koyar, koruma alır. Evet burada da. Yani arkadaşlar burada bilmiyorum kamera var mı? Çıkışları biri alıp götürsen evet görüyorsunuz bakın. Çok kötü ya. İnsan bunu hak etmiyor mu? Hepsi yerlerde. Evet arkadaşlar bu çıktı. Burada da ondan tabiler. Ya ben bir YouTuber gezgini olarak görüyorum da bu Kültür Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Diyanet İşleri Başkanlığı, görevliler, müdürler, amirler, yetkililer görmüyor mu ya? Evet, burada da şu şey sıcak bir yerler. Görüyorsunuz. Ya burası bir açık hava müzesi arkadaşlar. Bir tarihi muhabbet, bir dini muhabbet. Burası çok değerli ya. Burayı acilen turizme açın yetkililer. Arkadaşlar siz de bunları paylaşın, izleyin. Vicdanınızı rahatlatın. Bu bizim görevimiz ya. Bu atalarımızın şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Tabii bir görevi var. Simgesi var. Bunlar hep bir yerde kırılmış. Evet arkadaşlar çok kötü durumda. Evet Fındıkzade'de Ramazan'ın karşısında köşede, tepede sanki. Bitkinin burada her bir sembol var arkadaşlar. Yani bunları bilmek lazım. Yine burada görevli canlı. Evet arkadaşlar gerçekten ben çok duygulandım. Hüzünlendim. Ne diyeyim arkadaşlar ya bu kadar bakımsız. Evet bunlar da evet, ufak bebek. Ufak yaşta. Ufak etmişler, bunun içinde yatsınlar. Görüyorsunuz böyle plastik şeyler. Bakımsız. Otlar, taşlar. Arkadaşlar hiç bakım yok ya. Görüyor musunuz? Birazdan göstereceğim tabi. Şöyle bir ne kadar muhteşem, ne kadar değerli bir yer olduğunu görün arkadaşlar ya.
Burası Avrupalı'nın uzak doğunun evinde olsa burasını neler yapmaz ya, burayı müze yapar, üstünü kapatır, kapı yapar, dişe yapar, dünyaya tanıtır. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. İçim yüzünden ya. Şu işçiliklere bakın ya. Osmanlı'nın ecdadımızın kemikleri sızacak arkadaşlar. Bu kadar bakımsızlıkla süt ataları oldu. Görüyorsun, bakımsız. Evet, çok güzel. Tabi Osmanlıca yazıyor, biz okuyamıyoruz arkadaşlar. Evet, burada bir kitabeyi okuyacağım size. Fatih Sultan Han, tablacı başı amiri Kaşıkçı Mustafa Ruhuna Fatiha. Evet, burada çoğu dediğim gibi tablacı başı amirinin mesela kabuğu, şu daha değişik, onun görevi ayrı. Evet, değişik. Evet arkadaşlar, şu boğazan yolu. Gerçekten de çok etkileniyorum arkadaşlar. Lütfen bu videonun sonuna kadar izleyip paylaşın. Arkadaşlarınıza söyleyin, görevlere söyleyin. Tarihimize, ecdadımıza sahip çıkalım arkadaşlar. Gerçekten yani bir de şansa kafanı kaldırmasan göreceğin yok. Hiçbir yerde tabela da yok. Tepeye bakıp şuradaki, bakıyor musunuz ne kadar bakımsız arkadaşlar? Bakımsızlığı görüyor musunuz? Evet. Evet arkadaşlar, Zat'a geldik. Zatlara basmamaya dikkat ediyoruz sahip olursa. Molla Günan Hazretleri'nin türbesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Molla Günan'ın kabri. 1410-1488 arkadaşlar. Evet, şöyle. Nedense başka yerde hiç demir korkuluk yok. Herhalde demir korkuluğu yapıp Molla Güven Hazretleri'nin şu taşı çok mu değerli diye çalınmasın diye sözde kendilerince bir tedbir yapmışlar ama bakın siz görüyorsunuz, burada da sudak var. Evet arkadaşlar, Pakistan Ölüm Han'ın hocası, evet, ona akıl veren, fikri veren, her zaman danışan, onun sözünden dışarı çıkmayan, evet, Molla Güven Hazretleri'nin türbesi ve değerli Osmanlı din ve alimlerinin, bu adamlarının türbelerini, taşlarını arkadaşlar, hepsi bunun içine yapsın, Allah rahmet eylesin. Şurada da gene böyle. Burada da bir şey var, ne oldu belli değil arkadaşlar. Yine burada çocuk mezarları. İyi bir işimiz. Burada. Bir çocuk Osmanlıca yazıyor. Evet, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu Fındıkzade'den gelirken şurası tramvay durağı. Başında bir cami var. Evet, tramvay durağından yürürken eğer kafanızı kaldırıp da şuraya bakarsanız, bu tepeye, çünkü hiçbir yerde tabela yok o şu sur gibi taşlarda, kafanızı kaldırırsanız şu yazıyı uzaktan 150 metreden okuma şansınız çok zor arkadaşlar. Evet. Molla Güven Hazretleri'nin, evet, yine arkadaşlar dedik ya, buralar bakmışsınız işte, görüyorsunuz taşlar, tahtalar. Evet, ayağımıza da takılıyordu arkadaşlar, düşürdük. Evet, Molla Güven Hazretleri, Güran Hicri 813 milattan sonra 1410, İstanbul Hicri 890 ölümü milattan sonra 1888'de rahmetli olmuş
Matalı şöyle tepkinde şahitliği unutmuyorsun. Milattan Hicri 1813 yılında Milattan sonra 1400 Diyarbakır İslam'da olduğu bilinen Yunan kasabasına bağlı bir köyde dünyaya gelmiştir. Doğduğu yer Afet'ten daha çok Molla Güran'ı lakabıyla Tanrı'nın eşi olmuştur. Babası İsmail Efendi'dir. Molla Güran Hazretleri Osmanlı Devleti'nin 4. Şeyh İslam'ıdır. Evet arkadaşlar, Molla Güran'ı Şeyh İslam'mış. Çok büyük bir makam. Şeyh İslam. Burada böyle daha çok Fatih Belediye Başkanlığı 2006 yılında yaptırmış. Bu taşın elma taşını. Allah razı olsun da sonrası yok arkadaşlar. Ya sonra bu taş böyle konur mu arkadaşlar? Görüyor musun? Bak şeye yaslamış abi. Demire yaslamış. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle güzel bir... Şöyle şuraya bir şey yap arkadaşlar. Yuva yap. Taşı oraya koy. Bakın görüyor musun? Böyle mermer taşı yaslamış gitmiş abi. Böyle bir hizmet olur mu ya? Fatih Belediyesi sana yakıştı mı? Muhafazakar bir partiye bu yakışmıyor arkadaşlar. Kim olursa olsun. Biz şimdi Allah için konuşuyoruz. Böyle bir taş yaptırıyorsun. Molla Güran Hazretleri Şeyh İslam. Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocası. Belki İstanbul'u fethetmesinde onun payı gerçekten çok büyüktür. Kaç yıl kesindir. Evet arkadaşlar, gene burada bir taş kaybolmuş. Öldüğü gibi değil. Böyle. Burada gene bir şey var. Ama çok tatlısız. Şuraları gösterdikten arkadaşlar. Gerçekten bu kadar yıldır buradayım, 13 adede 2006 neredeyse kaç yıldır burada, ama görüyorsunuz çok bakmışsınız. Şu güzel mermer taşını şuraya güzel bir yer yapıp bu anıt mezarına yaslamayıp, şu demirleri de yapmayıp şuraya daha güzel. Ya bu demir tarihe yakışmış mı ya? Sonradan olduğu nasıl belli oluyor ya? Evet, hani içimizden bir dua da edelim. Evet, şimdi işini yapsınlar. Evet, Molla Güran Hazretleri'ni yalnız bu taş hiç yakışmamış. Arkadaşlar çok sade bir kendisi mi istemiş böyle sadelik? Bazen alimler öyle Mimar Sinan da vasiyetinde bana şatafatlı türbeler, mezarlar yapmayın, benim gibi sade olsun demiş. Onun için Süleyman Camisi'nin arka tarafında Mimar Sinan'ın türbesini ben çektim. Oraya da gidemiyoruz, görüntüledik. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz artık tarihi çocuk mezar taşı toprağa gömülmüş. Bir iki sene sonra bu çöker, bu kaybolur. Görüyorsunuz yarısı toprağa girmiş. Burada da solucanlar var. Gerçekten bunların acilen belediye tarafından yaratılması lazım. Evet, taşlar hepsi toprağa gömülmüş arkadaşlar. Mezarlara basmamaya çalışıyorum. Evet. Bir iki sene sonra bunları bulamazsın arkadaşlar. Bunlar toprağa çöktükçe çöker. Yağmurdan sonra. Ve bunlar zamanla kaybolur. Tarihimiz kaybolur. Evet arkadaşlar, lütfen duyarlı olalım. Bu tarihimizi, ecdatlarımıza, dini alimlerimize. Evet, burada da ne olduğu bilgi arkadaşlar, ayağımız takılacak burada. Ne istersen ne var. Eğreti bir sürü. Burayı bir yeşillendirin, çimlendirin, bir güzel elden geçirin arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz. Evet arkadaşlar, ne diyeyim. İçim yandı. Burada da evet. Yine bir çöpçü, bir temizlik görevlisi diyelim arkadaşlar. Getirmiş bunu. Başka yeri yokmuş gibi mezarın üstüne koymuş, ben de kaldırdım. Saygı, evet, canlılara saygı, cansızlara da saygı arkadaşlar, herkese saygı. Gene buraya amcam getirmiş, temizlik görevlisi, sanki başka yeri yokmuş gibi mezarın ortasına atmış bunları arkadaşlar. Ben de şöyle şuraya atayım, bari bir hayrımız dokunsun arkadaşlar. Şuraya da şöyle temizleyebilir miyiz? Kendimizce. Evet arkadaşlar. Evet. Bunların, arkadaşlar bunların yıkanması lazım sularla. İlaçlanması lazım buranın. Bu mermerlere
bakın şey, bunların ilaçları var, mermer taş ilaçları. Evet arkadaşlar, şöyle botikler muazzam. Atalarımız bize neler bıraktı, şunlar 500 liradan fazladır arkadaşlar. 550-600 liralık işçiliğe bakın, bizim yaptığımız bakıma bakın arkadaşlar. Onlar bize neler bıraktı, biz onlara neler yapıyoruz. Gerçekten herkes görevini yapsın. Ben de işte YouTuber olarak, bir basın olarak burada yapabildiğimi yapıyorum size. Bunları partisi sabah evinden çıkıp görev ederek kendimi görevli atlattım. Allah hepsinin mekanlarını cennet etsin, nur içinde yatsınlar. Evet, burada çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Ortadan ağaç çıkmış. Allah'ın hikmeti işte. Evet, çok ilginç. Burada dediğim gibi ufak çocuklar vefat etmiş. Evet, şöyle gösterelim arkadaşlar. Evet. Videoyu izlediğiniz için, başkalarına da söyleyip paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Tanrı sağlayacakla böyle tarihi muhabbetleri, dini, önemli yerleri arkadaşlar ayağımıza görüyorsunuz. Biz işte yürüyemiyoruz ya İstanbul'un yerlerine. Şu temizliğe bak arkadaşlar. Ya bunu insan bir takıla takıla gidiyor. Güzel aşağı bir şeye bakın. Arkadaşlar şu bakın, size bakar mısınız ya? Evet arkadaşlar, Molla Gürani Hazretleri'nin kabrinden ve arkadaşlarından, Osmanlı'da çok değerli insanların, Hatusan Vadisi'nin etrafında görev yapan insanların, birçok alimin, din adamı mezarları, burası açık hava müzesi olması gerekirken bakımsız, şuralarda demir bölge yapmaları lazım. Bir tane buraya orta, bir buraya kapı arkadaşlar. 504'ye bakan kısma şuraya bir kapı. İki yerden buranın girişi olması lazım. Pisliğe bakın. Tarihi bir yerin yanına doğalgaz tas önüne böyle yapılır. Hiç yakışmamış arkadaşlar. Gerçekten çok bakımsız. Vicdanımız sızı. Özellikle farklı bölgesi muhafizekler, dine, aşkanlığa çok atfeden, çok değer verdiğini gösteren bir belediye, bir parti. Bu parti belediye kim olsa olsun gene aynı şeyleri söyleyecek arkadaşlar. Bunlar bizim tarihi, gelecek nesillere aktaracağımız çok değerli hazineler. Şimdi böyle bir şeyler hiç olmuyor biliyorsunuz. Evet, betonlaşma gerçekten. Evet arkadaşlar, sağlıklı, bereketli bir hafta diliyorum. Tanrı sağlayacakla. Seyrettiğiniz için sonuna kadar abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar abone olmadıysanız abone olup başkanlara da abone edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, 24 dakikadır konuşuyorum, artık bir susuzluktan konuşma mecalim kalmadı. Ama bu insanlar için insan ölmeye bile değer, çünkü gerçekten çok değer veriyorum ben böyle şeylere. Böyle şeyleri hep video ve fotoğraflarla kayıt altına almaya çalışıyorum. Her zaman, şimdi değil, gelecek nesile aktarmak istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelecek belgesel video çekimlerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. İşleriniz rast gitsin. Bereketli, sağlıklı, güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle.